Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan ilk devrede Beşiktaş topa en çok sahip olan takım unvanını aldı. Galatasaray hücum, Fenerbahçe defansta etkili, Başakşehir ise gol pozisyonunu değerlendirmede en iyi takım. Geride kalan 16 haftada en çok gol atan takım 34 golle Fenerbahçe olurken, Sarı Lacivertlileri 31 golle Başakşehir ve 30 golle Galatasaray takip etti. Süper Lig ekiplerinin mücadelelerinde topa sahip olma değerleri incelendiğinde, Beşiktaş maç başına 33 dakika 37 saniye yani %61'lik topa sahip olma ortalamasıyla ligin zirvesinde yer aldı. Siyah beyazlıları 33 dakika 10 saniye ve %60'la Galatasaray takip ederken, Fenerbahçe ise 26 dakika 27 saniye ve %52 topla oynamayla listede 3. sırada yer aldı. Sahaya çıkan oyuncuların gole yönelik attıkları paslar incelendiğinde Galatasaray ile Wesley Sneijder ve Bruma başı çekti. 16 haftada 63 kilit pas atan Sneijder, bunların 31'inde başarı sağlarken Bruma ise 57 kilit pas attı ve bunların 32'sinde başarı sağlayarak ligin bu alanda zirvesine yerleşti. Takımlarda forma giyen oyuncuların pas karneleri incelendiğinde geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine Atiba başı çekti. Beşiktaşlı oyuncu yaptığı 1088 pasın 1044'ünde yani %96'sında başarı sağlarken pas başarı yüzdesinde ligin en iyisiydi. Kanadalı yıldız başarılı pas sayısında da geçilmedi. Ligin maç başına en fazla pas ve isabetli pas yapan takımları Galatasaray ve Beşiktaş. Aynı zamanda bu iki ekip %87'lik pas başarı yüzdeleri ve %86'lık performanslarıyla da Spor Toto Süper Lig'in en iyileri. Ekiplerin kazandıkları ikili mücadeleleri bölgelere göre incelendiğinde ise ortaya ilginç bir tablo çıkıyor. Fenerbahçe defansa girdiği maç başına 84 ikili mücadelenin %60'ını kazanarak ligin lideri olurken, Galatasaray ise hücumda girdiği 81 ikili mücadelenin %48'ini kazandı ve bu alanda başı çekti. Takımların maç başına attıkları şut ve isabetli şut değerlerinde Galatasaray ön plana çıktı. Sarı Kırmızılar 14.6 şut ve 6.4 isabetli şutla bu alanlarda zirvede yer alırken, Beşiktaş 13.6 şut ve 5.5 isabetli şutla ikinci sırada. Ligin 12 golle en az gol atan ikinci takım olan Trabzonspor ise 13.6 şut ve 4.6 isabetli şutla üçüncü durumda. Fenerbahçe ise 10.4 şut ve 4.4 isabetli şutla ancak 13. sırada kendine yer bulabildi. Beşiktaş'ta 5 asisti bulunan ve ikinci baharını yaşayan Ricardo Quaresma, ligin geride kalan sürecinde ceza alanına en fazla orta gönderen isim oldu. Portekizli toplamda 86 orta yaptı. Bu ortalarında 17 isabet sağlayan Quaresma, isabet değerinde de Adanaspor'dan Diego sonrası ikinci sırada. Ligde geride kalan haftalarda en fazla maça hakem Ali Palabıyık ve Hüseyin Göcek çıkarken bu ikili 12 karşılaşmada düdük çaldı. 20 farklı hakemin sahaya çıktığı ligin en fazla kart göstereni ise Ali Palabıyık oldu. Çıktığı 12 maçta 10 kırmızı kart 68 sarı kart çıkaran Ali Palabıyık'ın aksine yine 12 maça çıkan Hüseyin Göcek sadece 1 kırmızı kart 41 sarı kart gösterdi.